Gördüğünüz resmin alanı 80 santimetre kare ise kısa kenarı kaç santimetredir? Resimde müzik dinleyen oldukça komik bir zürafa var. Ve bizim bu dikdörtgen şeklindeki resmin üst ve alt taraflarındaki kısa kenarların uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Bir dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunu bulmamızı sağlayan bir formül hatırlamıyorum. Yok öyle bir formül ama alanını hangi formülle bulacağımızı biliyoruz öyle değil mi? O halde bu formülü yazalım ve bakalım işimize yarayacak mı? Bir dikdörtgenin alanı uzun kenarla kısa kenar çarparak bulabiliriz, öyle değil mi? Bir kere daha tekrar edeyim. Kısa kenar çarpı uzun kenar alana eşittir. Bu resmin alanı 80 santimetre kare ise, buraya 80 yazabiliriz. Buradan buraya olan uzaklık, yani uzun kenarı da 10 santimetre olarak verdiklerine göre, buraya da 10 yazalım. 10 çarpı uzunluğunun ne olduğunu bilmediğimiz kenar 80'e eşit olacak. Kolay. Peki hangi sayıyı, hangi sayıyla onu çarptığımızda çarpım yani sonuç 80 olur? Tabii ki de 8. 8 çarpı 10, 80 e eşittir. O halde resmin kısa kenarı 8 santimetreymiş. Hemen gelin bir tane daha yapalım. Bir dikdörtgenin alanı 24 metre karedir. Kısa kenar uzunluğu 4 metre ise uzun kenarı kaç metredir? Bu soruda bize bir şekil vermemişler ama soruyu çözmemiz için gerekli olan tüm bilgiler var. Bir önceki soruda kullandığımız alan eşittir. Uzun kenar çarpı kısa kenar formülünü bir kez daha, bir kere daha yazayım. İsterseniz çizim de yapabiliriz ama size soruyu çizim yapmadan, dikdörtgeni çizmeden de çözebileceğimizi göstermek istiyorum. Alan 24 metrekareydi. Başka bir deyişle dikdörtgen 24 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Uzun kenarın uzunluğunu bilmiyoruz ama kısa kenar 4 metre. Uzun kenar 4 ile çarpıldığında 24 eden sayıya yani 6'ya eşit olmalı. 6 kere 4 24. Dikdörtgenin uzun kenarı 6 metreymiş. Şahane.